Dünya genelinde son 10 yıldır arı soyu hızla tükenmeye başladı. Tarım ilaçları, yaşam alanlarının daralması ve iklim değişiklikleri bu durumun etkisini daha da arttırıyor. Kanadalı bilim insanlarına göre arı ölümlerindeki artış tarım sektörünü de etkiliyor. Zira birçok meyve ve sebzenin çoğalmasında arıların önemi çok büyük. Birçok tarım ürünü döllenme işleminin polenlerle gerçekleşmesi için böceklere ihtiyaç duyar. Ama arılar ve bal arıları dünya genelinde bu görevde en fazla rolü alan böceklerdir. Bunun temel nedeni onları kolayca yönetebiliyor olmamız. British Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tamamıyla doğal yöntemlerle genetik açıdan daha üstün bir kraliçe arı üretiyor. Bu sayede amaç hızla gerileyen arı soyunun kurtarılabilmesi. Bu kesinlikle bir genetik değişiklik değil. Biz sadece arıların doğal farklılıklarını ve üreme yöntemlerini gözlemliyoruz. Genetik açıdan değiştirilmiş bir organizma elde etmek için arılara yabancı bir DNA eklemek gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bizim burada yaptığımızın insanların ürünlere yüzyıllardır yaptığı şeyden farkı yok. Arı toplumundaki doğal farklılıklara bakıyor ve daha iyi özelliklere sahip bir arı elde etmek için onları döllüyoruz. Arılar antik Mısır'dan beri insanlar tarafından kullanılıyor ve asırlardır hayatta kalabilmek için değişime ayak uyduruyorlar. Bugün de hayatta kalmak için mücadele ediyorlar.